hoş geldin. Hava biraz serin, üşümüyorsun değil mi? Yok. Ne kadar güzel bir yer burası. Dalga sesleri insana huzur veriyor değil mi? Evet. Çok huzurlu. Özgür bak. Yıldız kaydı. Yıldız kaydı. Tamam. Tamam, direkt tutuyorum bir saniye. Sence böyle tuttuğumuz dilekler gerçek oluyor mudur? Yıldızlar kaydığında neden dilek tutuluyor biliyor musun? Neden? Her yıldız yok olup gitmeden önce onun ışığını görenin dileğini yerine getirilmiş. Yani böylelikle benim dileğim de gerçek olmuş oldu yani. Peki şuradaki en parlak olan yıldızın ismini biliyor musun? En parlak yıldızın Sirius yıldızı olduğu söyleniyor. En güzel yıldız da sensin. Gece. Bensiniz. Ben İstanbul'a dönüyorum. Sadece iki günlüğüne konservatuar seçimleri için. Gerçi sınav sonuçları hemen açıklanıyormuş ama... Tabii kazanırsam İstanbul'da yaşamam gerekecek. Ama illaki geri döneceğim. Çünkü nerede kalacağım da belli değil. Her şeyden önce Gülce'yi bu fikre alıştırmam lazım. Özgür, bir şey demeyecek misin? Dilerim kazanırsın. Feride Hanım, siz gecenin bir vakti böyle evimize gelip ağzınıza geleni söyleme cesaretini nereden buluyorsunuz ya? Ya benim kızım söylediklerinizi duysaydı onun neler yaşayabileceği aklınıza geliyor mu hiç? Belki durumunu öğrenir, sağlıklı çocukların yanında işi olmadığını anlardı. Bakın, kapı önünde laf etmedim ama haddinizi bilin, sınırı aşmayın, üslubunuzu düzeltin. Siz kızınıza sahip çıkarsanız ben de bunları söylemek zorunda kalmam. Ayrıca ben okula onca bağışı oğlum sorunlu kızınıza bakıcılık etsin diye yapmıyorum. Bakın, üslubunuzu toplayın, benim evimin bahçesindesiniz. Mahkemede biter bu iş, uyarıyorum son kez. Yeter artık, yeter, gerçekten yeter. Benim kızım sorunlu falan değil. Benim kızım dünyayı herkesten farklı algılıyor, o kadar. Tamam, sakin ol hayatım, değmez. Evet, değmez yani, nefesimi boşuna tüketmeye değmez. Ama size tek bir şey söyleyeceğim Feride Hanım. Gülce deli ya da sorunlu değil, tamam mı? Ama siz kötüsünüz. Siz kötüsünüz ve acımasızsınız. Ya Alican gibi bir çocuk nasıl sizde ne oldu bilmiyorum ama ben her şeye rağmen, bu yaptıklarınıza rağmen ben ömrüm boyunca sizin bile evladınızla sınanmamanız için dua edeceğim. Çünkü benim için sizin aksinizde bütün çocuklar bir ve hiçbirinin zarar görmesini istemem. Tamam, gel içeri girelim hayatım. Gel. Çocuk daha fazla etkilenmesin.
yanlış bir şey yaptığımı düşünüyorsun değil mi? Neyi? Sizi bırakıp İstanbul'a gitmemi. Yani özellikle Gülce'yi. Yani hayat senin, karar senin. Ben ne diyebilirim ki? Ne düşündüğünü, ne hissettiğini söyleyebilirsin mesela. Ne fark edecek? En azından içimi rahatlatmış olursun. Bu seninle vicdanın arasındaki mesele. Beni aşar. Kesin bencil ve tutarsız bir insan olduğumu düşünüyorsun. İlk başta burayı sevdiğimi söyledim. Gülce'yi her şeyden öne koyduğumu söyledim. Şimdi de İstanbul'a gideceğimi söylüyorum. Annem de babam da aynı şeyi düşünüyor. Belki de ben onları hak etmiyorum. Bunu kendine yapma. Bence onlar da senin mutlu olmanı istiyorlar. Gerçek sevgi bunu gerektirmez mi? Belki de eline kalemi alıp kendi hayatını çizme zamanıdır. Peki ben İstanbul'a gidersem senin hayatını resminden silinmiş olacak mıyım? Ben resim çizme konusunda umutsuz bakayım. Madem umutsuz vakasın, bari yalnız kalma o zaman. Dert etme, alışayım ben. Ben değilim ama. Annem zaten Gülce'yi bırakıp gelemez. Babam da işleri yüzünden gelemez. Keşke sınavda sen de yanımda olsaydın. Bana çok iyi gelirdin. En azından şu berbat resimlerinden çizip beni güldürüp gerginliğimi alırdın. O gün yanında olmayı senden çok isterdim. Ama kardeşimi yalnız bırakamam ki. Biliyorum. Gece. Git o sınavı kazan. Şarkını söylerken de bizi düşün. Zaten düşünmeden söyleyebileceğini zannetmiyorum. Yatıyor musun güzel kızım? Henüz değil. Hedefim 22.09'da yatakta olmak. Ama daha çantamı hazırlayıp, alarm kurup, başucu suyumu koyduktan sonra da kalemlerim yerimde mi diye bakacağım. Bayağı bir mesai yani. Yardım etmemi ister misin? Yok. Kendim yapmayınca içim rahat etmiyor. En azından suyunu bardağa koyup başucuna koyayım. Alican'ın annesi bize niye gelmiş? Biz nasıl Alican'ı tanımak istediysek, Alican'ın annesi de bizi tanımak istemiş. Evet, mantıklı. Aha. Peki sen niye artık hiç işe gitmiyorsun? Gidiyorum ya kızım, gidiyorum da eskisi kadar yoğun çalışmıyorum. Hasta olduğun için mi? Ama seninle Erhan amcan doktor hani konuştu ya. Kendi kulaklarınla duydun. Başkasının kulaklarıyla duyamam zaten. Bu da doğru.
İyiyim ben, yani şeyim yok. Sağlıklıyım, o biraz fazla yorgunluk tanıdı. Bence yalan söylüyorsun. O nereden çıktı? Çünkü bir insan yalan söylediğinde gözlerine spesifik olarak sağ kaydırır. Sen de öyle yaptın. Nasıl? Güzel filmmiş değil mi? Sen onlardan çok daha iyi rol yapıyorsun. Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Aklın fikrin gecede demek. İstanbul'a gitme dediğimden beri burada kendini yiyorsun. Burada oturmuş seninle beraber film izliyorum. Nereden çıktı şimdi? Film falan izlemiyorsun Emir. Ver elini bana. Ver. Bu yara var ya. Asla kapanmayacak. Onunla İstanbul'a git. Ve bir daha geri dönme. Ceren, yanılıyorsun. Hayatımı daha fazla mahvetmene izin veremem Emir. Bana sürekli yalan söylüyorsun. Aşık falan da değilsin. Hissettiğin tek şey suçluluk ve korku. Seni ele vereceğim diye ödün kopuyor. Yani sen şimdi beni... Korkma, seni ihbar etmeyeceğim. Neden Ceren o zaman? Madem böyle düşünüyorsun, neden? Çünkü ben sana gerçekten aşık oldum. Senin hayatını elinden almak benimkini geri getirmeyecek ki artık. Bu bir kazaydı. Şimdi git. Ve bir daha sakın geri dönme. Defol git. Defol, al bunları da git. Berkay abisini üzmedi değil mi? Üzmedi, üzmedi. Rüzgar Berkay'ı üzmedi. Rüzgar sevdiklerini üzmez abicim. Ben Berkay'ı seviyorum. Peki kankacığım, seni üzen birileri oldu mu? Hani dışarıda uzun saçlı, güzel sesli bir kadın, karşı cinsten biri. Yoksa hisler karşılıklı mıymış? He? Gece İstanbul'a gidiyor. Prenses gidiyor mu abicim? Gidiyor mu prenses? Kesin değil. Konservatuvarda çal okumak için sınava girecek. Eğer kazanırsa da orada yaşayacak. Hayda. E tabi bunlar konuşulurken sen şey meselesini şey ettiremedin. Değil mi? Gitmesin abicim, gitmesin prenses, gitmesin, kazanmasın. Abicim, gece sınavı kazanamazsa hayallerini gerçekleştiremez ve mutsuz olur. Gitmesin abicim, kazanmasın. Prenses gitmesin. Prenses giderse Özgür mutsuz olur. Özgür mutsuz olursa Rüzgar mutsuz olur. Prenses giderse ikimiz de mutsuz oluruz abicim. Gitmesin, kazanmasın. Mutsuz olmayız abicim. Mutsuz olmayız.
Vallahi doğru söze ne denir ki kanka yani? Alo, dinlemedeyim. Hemen konuya giriyorum. Babamla olan durumlardan dolayı yarın İstanbul'a gidiyorum. Aslında bu akşam gitmem gerekiyordu da. Benim araba hata verdi. Yani gece de hazır İstanbul'a gidiyorken ona katılsam sorun olur mu? Ne dersin? Yo, bence hiç sorun olmaz. Sevgili geldiniz, kardeş kardeş dönersiniz. İnsanlık ölmedi ya. Sorun değil bence. Zaten ben endişeleniyordum biliyor musun ya. Benim gecem, benim aşkım tek başına nasıl gitsin ki İstanbul yollarını o kadar diye. Nasıl çeksin bunları diye. Peki sen söyler misin şimdi ben söylemeyeyim tersemesin bunu? Gayet tabii söylerim. Gece Milo da sana eklenecekmiş yarın İstanbul yolunda. Bence sıkıntı olmaz. Ne oldu ne diyor? İtiraz etmediğine göre. Kabul etti demektir. Görüşürüz. Özgür'ün sana olan hislerini anlayabilmemiz için daha iyi bir fırsat olabilir miydi? Hadi bakayım şimdi kayıtsız kalsın da görelim onu. Sera. Harun'a. Harun Bey yok. Ben yardımcı olabilir miyim? Olamaz. Burası özel bir merkez. Sizi dışarı alabilir miyim? Lütfen. İsminizi söylerseniz Harun Bey'i iletebilirim. Ehliyet, kimlik tamam. Şarjör de burada. Telefon zaten çantada. Hepsi bu kadar tamam. Değil çünkü bu yolluk sandviçin. Bu da uykun gelmesin diye kahve. Anneciğim sen bir tanesin. Oh. Bu da araba anahtarı. Ama bak bir tane bile trafik cezası gelirse... İstanbul'da konservatuvarda hayal olur, rüyanda görürsün. Otobanda hız sınırı 120 diye 131 ile sonuna kadar zorlamak yok. Bir de öndeki araçla arandaki mesafe hızının yarısı kadar olacak. Tamam mı? Unutma. Babacığım normalde bir araba laf ederdim biliyorsun ama... ...şimdiden sizi çok özlediğim için. Peki. Gel buraya ya.
Ben de şimdiden özledim daha. Gitmeden burnumda tüttüm. Bir şey soracağım. Gitmesen olmaz mı ya? He? Gitme, arabayı vereyim. Senin olsun vallahi bak. Gitme ya. Vallahi hiç bana bakmayın. Yani bu konuda ne düşündüğümü ikiniz de gayet iyi biliyorsunuz. Bu ayrı şehirlerde yaşama fikrine ben zaten kökten karşıyım. Yalnız bunların hepsi sizin suçunuz. Farkındasınız değil mi? Yani hayallerimin peşinden gitmeyi senden öğrendim babacığım. Pes etmemeyi de senden öğrendim anneciğim. Aman her lafı da bir laf. Neyse, Miro ve Sera gelmeden ben bir de Gülcer'e vedalaşayım. İnşallah kazanamazsın. Amin. Hey, buradayım hala. Kalbindeki dilime geldi. Vedalaşmak istemediğin için mi inmedin aşağı? Sadece giden ve bir daha geri dönmeyecek insanlarla vedalaşılır. Sen geri döneceksin. Yani şimdilik evet, geri döneceğim. Yarın sınava giderken kalacağın otelden 44 dakika önce çıkman gerekiyor. Aralarındaki mesafeyi hesapladım. 22 kilometre. Yol çalışması var. Ve istatistikler o saatlerde trafik olacağını gösteriyor. Tamam. Kaldığım otelden tam 44 dakika önce çıkacağım. Hatta garanti olsun diye 45 dakika önce çıkacağım. Anlaştık mı? İyi. Tamam o zaman. Kaçtım ben. 9 saniye olabilir. Anlamadım ablacığım, ne 9 saniye olabilir? Sanırım bana sarılmak istiyorsun. Sadece 9 saniye olabilir. Teşekkürler. Çıkartıyorum abicim. Çıkar abicim. Çıkarttım. Aa, Sera da gelmiş abicim. Bak Sera da gelmiş. Evet abicim, gördüm. Hem de yanında bonusuyla gelmiş. Bonusu da burada. Miro bonusu, yayay bonusu. Yakışıklım, sen de gece uğurlamaya mı geldin? Evet, prensese şans dilemeye geldik abicim dedi. Peki siz niye buradasınız? Rüzgar, prenses sana söylemedi mi? İstanbul'a beraber gidiyoruz. Gece ile bonusu yeniden yan yana. Hadi. E, gidelim abiciğim. Miro'nun geleceğini söylemedim çünkü seninle ayrıldıktan sonra belli oldu. Biraz da Sera'nın yüzünden. Aslında tamamen onun yüzünden. Bana açıklama yapmak zorunda değilsin. Zorunlulukla ilgisi yok. İstediğim için açıklıyorum.
babası çağırmış. Arabası arızalanmış. Serhat'ı atlayıp birlikte gidersiniz deyince zorunda kaldım. Yola tek çıkmamam da bizimkilerin işine geldi. O arabayı kullanan ben olmak isterdim. İnan ben de. Seninkinin tribi çabuk geçti. Trip atmıyor çünkü trip atmasını gerektirecek bir şey yok ortada. İhtiyaç duyduğunda bir tuş mesafendeyim. Abicim. Abicim. Fatma baba da menemen yemek ister misin? Ben patates yiyeceğim abicim. Ama rüzgarın bazen yumurta da yemesi lazım. Patatesli yumurta o zaman. Tamam, güzel anlaşma. Hadi gidelim. Hadi, hadi. Bugün peyzaj mimarı gelecek. Buraların toparlanması için yardımcı oldu ona da. Efendim Erhan. Müsait misin? Yeni ameliyat için bizimkilere söyleme konusunu açacaksan hiç değilim. Yok, bu sefer başka bir şey için aradım. Ama ameliyat olmalı ve rahatsızlığını ailene söylemelisin. O ayrı. Dinliyorum. Ya sizin oralarda içinde yapı olan üstüne yazlık yaptırabileceği büyük bir arazi arıyordum. Geçen pazar Kozbeyli'ye kahvaltıya gittik. Orada yanmış bir ev gördüm. Uzundur da kullanılmıyormuş. Arsa bana yeterli. Konumu da gayet iyi. E tamam, sen al, ben gerekeni yaparım. E niyetim o da, önce sahibine ulaşmak gerek. Tamam, sen önce bana bir konum gönder ya da adresini gönder. Ben tapudan bir baktırayım, olur mu? Harikasın. Öbür konuya gelince de... Hiç öbür konuya gelme, rica ederim. Hadi, vallahi gelme. İşim var, öptüm. Ya... Sen aç derim dedin ama bu var ya, yıkılıyor. Çok iyi bir şey. Sana da böleyim mi ucundan birazcık? Sandviç nasıl yıkılabilir ki? Ya hayır, tadı güzel anlamında söylüyorum. Hem ayrıca bu sandviç değil, soğuk kumru. Ben kuş yemem. Hem kumru kuşları eşlerine olan sadakatiyle tanınan bir kuştur. Eşlerden biri ölecek olursa diğeri ömür boyu hiçbir kuşla eşleşmez. Etini yememek daha iyidir. Hem bir lokma et için eşinin ömür boyunca mutsuz olmasına sebep olunmuş olur. Ya iyi de canım, bu kuş değil ki. Yani bunun adı öyle. Hem ayrıca bir itiraz etmesene, bir ye. Bak gerçekten tadını çok beğeneceksin. Böleyim mi birazcık? Sevgili şablonunda sevgililer birlikte yeni tatlar denemelidir yazıyordu. Biz de sevgili olduğumuza göre alabilirim. Tabii, şablon ne derse o. O zaman biliyorum. Gel oturup yiyelim. Bu peçeteyi de al istersen. Beğendin mi? Beğendim. Biber de acıymış. Yapıştı Ali canım. Neyse ki az kaldı. Kurtulacağız bu yapışkanla. Nasıl yani? Küsmeler için bir şey mi yapacaksın? Hayır canım. Benim bir şey yapmama gerek kalmadı. Ay canım, annesi bizimkileri aradı akşam. Gülce'nin okuldan gönderilmesi için müdürle konuşacakmış. Gülce.
Boş ver ya. Şimdi gitmeyelim yandan. Neden? Sınıf arkadaşları birlikte vakit geçirir ve dayanışma içerisinde olurlarsa ders notlarındaki başarı oranı da yükselir. Ya tamam da hani çok da arkadaşa gerek yok. Yani ben varım sonuçta burada. Hani. Sen arkadaşım değilsin ki. Sevgilimsin. Annem ve babam bile bunu kabul etti. Senin annen ne dedi? Ne hakkında? Dün akşam ailelerimizin tanışması için bize gelmişti ya. Annem size mi geldi? Niye geldi, ne oldu? Çünkü çocuklar sevgili olduklarında aileler de birbirleriyle tanışmak isterler. Onun için gelmiş. Allah. Güzel. Hadi gidelim, sınıfa gidelim. Velilerin çoğu benimle aynı fikirde. Gülce'nin sınıftaki varlığı sadece benim oğlum için değil, diğer çocuklar için de sakıncalı. Gülce daha yeni geldi. Ben zaman tanımaktan yanayım. Birbirlerine alışıp kaynaşacaklarına eminim. Sorun sadece kaynaşmaları değil. Öğretmenler ders işlerken Gülce'yi kollamak zorunda. Derslerin verimliliği illaki düşecek. Biz çocuklarımızı üniversiteye hazırlıyoruz Müdür Bey. Onların konsantrasyonunu bozacak hiçbir şeye tolerans gösteremeyiz. Ne yapayım Ferdi Hanım? Daha ilk haftadan kovayım mı çocuğu? Kendi gibilerin olduğu bir okula gitmesi daha doğru. O kız burada kalırsa biz çocuklarımızı okulunuzdan almak zorunda kalacağız. Yani bu sizin için sadece vicdani değil, bağışları da düşündürecek bir karar. Ben böyle bir kararı tek başıma alamam. O zaman izin verin. Biz aile birliği olarak alalım. Doydun mu abiciğim? Doydu Rüzgar. Çok da iyi doydu. Çok da güzel doydu. Rüzgar, bak burada ne var? Ne var? Ekmek kırıntıları Fatma baba. Ya. Ekmek kırıntıları. Ha. Kuşlar da doysun Fatma Hadi baba. Hadi doysun gel. Ha. Fatma ne haber, nasılsın? Hoş geldin. İyi, sen nasılsın? İyi. Açsan hazırlayayım hemen kahvaltılık bir şeyler. Yok yok, ben evde yaptım o işi. Özgür'le bir şey konuşmaya geldim. Hadi. Sağ olasın. Aynen. Ne yapıyorsun? Otur. Konuşulmayınca merak ettim abi. Geceyle ilgili tatsız bir haber yok değil mi? Yok yok. Konu... sizin şu yanan ev. Ne olmuş eve? Ya benim endişelenme, bir doktor arkadaşım var. Taşa'ya varıyordu, sizin evi görmüş. Satın almak istiyor, benim de renove etmemek. Ben o evi satmıyorum Cem abi. Onu ısrarcı olmak için söylemiyorum yani. Bildiğim kadarıyla siz orayı kullanmıyorsunuz, oturmuyorsunuz da. Yani en azından ben alırım, toparlarım bilavede. Daha yüksek bedele satarsın. Sonrasında zaten biz helalleşiriz. Abi, annemizle babamızı o bir çıkan yangında kaybettik biz. Oo. Çok özür dilerim, özür. Çok affedersin benim, haberim yok. Sözüm çok özür dilerim. Abi, o ev hem güzel hem de büyük acılarla dolu. Biz o olaydan sonra Rüzgar'la bir daha oraya gitmedik. Ama satmak, yani bilemiyorum. Bana bir şey olursa Rüzgar'ın tek güvencesi o ev abi. Tamam, o zaman şöyle yapalım. En azından ben o evi bir toparlayayım, bir oturulur hale getireyim. En azından değerine değer katmış oluruz. Kültür Bakanlığı'ndan destek falan da ayarlayabiliriz belki. Ha? Ne dersin? Sen bir düşün bunu. Düşün. Gelin gelin, doyun gelin gelin. Thank you.
Çok fazla oyalanmayalım olur mu? Bir an önce gidip yarın için dinlenmek istiyorum. Tamam bir tane. Çok özür dilerim. Gerçekten bilerek isteyerek yapmadım. Bir daha da olmayacak söz. Miro? Yorulduysam ben kullanmaya devam edebilirim. Şimdi senin kafanda tonla şey var. Heyecanlısın. Ki bir yerde ailene de söz vermiş bulundum seni sağ salim götüreceğim diye. O yüzden yorulmam ben, merak etme. Demek istediğinde anlayışlı olabiliyor musun? Gerçi artık bir önemi kalmadı. Ama ne desen haklısın. Bencice davrandım. Özellikle Foça'ya geldikten sonrası tam bir fiyasko. Çok seviyordum seni. Çok aşıktım. O yüzden de kıskandım. Olan bu. Gerçekten özür dilerim Gece ya. Harbiden pişmanım. Sana yaşattıklarım için. Hayatımda ne kadar büyük bir yerin olduğunu seni kaybettikten sonra anladım. Miro. İzin ver özür dileyim. İnan başka hiçbir niyetim yok. Dinliyorum. Özgür'le birbirinize nasıl baktığınızın farkındayım. Ki bunun ne demek olduğunu da çok iyi biliyorum. Çünkü zamanında biz de birbirimize öyle bakardık. Elini tuttuğunda kalbin atışını nabzından hissederdim. Ama bitti. Onun da farkındayım. İstediğim tek şey beni affetmek. Ve de arkadaş kalabilmek. Bunu söylemek benim için çok zor. Ama ben gerçekten çok yalnızım Gece. Miro, beni çok kırdın. Çok bencil ve duyarsız davrandın. Ama herkes ikinci bir şans hak eder. Yani kesinlikle arkadaş olarak. Arkadaş olarak. Artık konumuz bittiyse ihtiyaçlarımızı karşılayalım. Çünkü ben çok sıkıştım. Tabii ki. Yine zamanlamam yanlışı değil mi? Ben de konuşmaya konsantre olamadığım için kabul etmiş bulundum neyse ki. Tüh! İyi ki sevgili şablonunlar, yoksa soğuk kumrunun lezzetinden mahrum kalacaktın. Evet. Çünkü sevgili şablonunda yeni tatlar deneyebilirsiniz yazıyor. O yüzden deneyebilirim. Evet. Ama şablonunda yapamayacağım şeyler de yazıyor. Onları yapamam. Neyi mesela? Sevgiliyle sinemaya gittim. Seninle sinemaya gitmeyi denemiştim ama hoşuma gitmedi. Biliyorum. Ama olsun. Yani biz de film izlemek istediğimizde bilgisayardan izleriz. Olur. Ama sevgiliyle tiyatroya ve konsere gitmek de var. Onları da yapamam. Konser. Gene de benimle. Nereye? Sevgili şablonunun gerekliliklerini yapmaya. Tamam. Hadi gel. Al sana konser. Oturalım mı? Olur. Gel. Evet.
Yüksek ses de yok bak. Rahatsız da olmuyorsun. Konser tamam. Şimdi tiyatro meselesine gelince, istersen izin alıp okulun tiyatro provasını izlemeye gidebiliriz. Olur. Sen çok iyi bir sevgilisin Ali'cim. Sen de geleceksin. Evet, hadi gidelim o zaman. Bulut, biri geldi ya. Kimmiş? Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Yok, kapalı hala. Polisi mi arasak? Çocuklar tedirgin olabilir. Neme lazım, sonra olay falan çıkar. Harun Bey'i tanıyor hem belli. Ona sormadan da ne bileyim. Nasıl bir tip bu ya? Müdür Bey'e kaygılarımızı anlat. Çoğunluğun kararına saygı duyacağını belirtti. Sizi anlıyorum. Ama öte yandan eğitim denen şey sadece okutulan derslerden ibaret değildir. Çocuklarımızı hayata da hazırlıyoruz. Daha anlayışlı, merhametli, empati duygusuna sahip bireyler yetiştirmek vazifemiz. Alya'nın kabusu oldu resmen. Geçen Gülce'nin kriz geçirdiğini görmüş. Ki bunun bir daha olmayacağını kimse garanti edemez. Kızımızın daha önce büyük bir vukuatı olmamış. Olmadığı olmayacağı anlamına gelmez. Otizmle ilgili çıkan internetteki haberleri bir bilseniz dudağınız uçuklar. Kaynaştırma öğrencisi uygulaması da bu yüzden başlatıldı. Özel çocuklarla ilgili yalan yanlış algıları kırmak için. Gidip başka çocuklar üzerinde kırsınlar. Bence oylamaya geçelim. Yeni transferi gördün mü oğlum? Efsane bir şey lan. Değil mi oğlum, çok iyi ya. Geçen maçta 3 gol attı. Manyak bir şey adam ya. Sevgilin okuldan gidecek diye üzülüyor musun? Ne gitmesi hala, ne saçmalıyorsun? Aa, anne söylemedi mi? Yukarıda müdürle toplantı yapıyorlar. Gülce'yi okuldan atacaklar. Ne demek atacaklar ya? Ne diyorsun ya? Kaya. Kaya iyi misin? Kaya. Sırtına vurun sırtına. Yardım çağır bak. Birisi yardım çağırsın. Hayır, dur, nefesi kesiliyor, nefesi kesiliyor. Aç, o silahı ver benim. Öksür, öksür. Oğlum öksür lan, öksür. Lan ne yedin böyle, öksür, öksür. Oğlum öksür lan, öksür. Lan ne yedin ya? Sırtına vur Ali Can. Oğlum ne yedin Kaya? Ali Can, bir yemlik manevrası yapman lazım. Ney, o ney? Heimlich manevrası göğüs kafesinin altından hızlı ve yukarı doğru biçimde basılar aracılığıyla yemek borusundan kaçmış herhangi bir yabancı cismi çıkarmak için kullanılır. Tamam, nasıl yapacağım ki ben onu? Kaya'nın arkasına geç. Kaya dur, gel oğlum. Evet. Şimdi herhangi bir elinin baş parmağını midenin üstüne göğüs kafesinin altına yerleştir. Tamam. Şimdi elini yumruk yap, diğer elini de elinin üstüne koy. Böyle mi? Hızlı ve yukarı doğru bastır. Böyle mi? Evet, bastır. Sakin ol şimdi. Bir kere daha. Oğlum ne yedin? Ambulans aradınız mı? Aradık müdür bey. Bir kere daha. Lan Allah seni. Arkadaşlar.
sen. Siz. Kaya. Oğlum iyi misin? Alican sayesinde. O kurtardı Kaya'yı. Aferin benim oğluma. Vallahi ben bir şey yapmadım. Yani Gülce ne dediyse onu yaptım. O tek tek her şeyi söyledi doktor gibi. Ne yapıyorsun ya? Gülce biliyor yani. Teşekkür ederim Gülce. Hayatımı kurtardın. İnanılmazsın Gülce. Resmen hayat kurtardın. Yalnız dokunmadan şey yaparsak. Gülce gerçekten harikasın. Bravo sana Gülce. Kıza bak ya, resmen süper kahraman. Ellerine eksik sadece. Arkadaşlar. Sessiz alkışlayalım. Aile birliği kararını olgunlara ne zaman deklar etmeliyiz? Bence bu durumdan sonra yeniden bir oylama yapmamız gerekecek. Bravo Gülce, aferin kızım. Söyle Neşe. Aradım ama telefonunuz kapalıydı Harun Bey. Geliyor musunuz? Atayı rehabilitasyon merkezine götürmüştüm. Birazdan orada olurum. Bir sorun mu var? Polis çağırmak istemedim çocuklar tedirgin olmasın diye. Bir adam geldi. Tuhaf bir tip. Sizi arıyormuş. Dışarı da çıkaramadım. Kim peki? İsmini vermiyor. Tamam, sen telefon adama götür. Harun Bey. Alo, şükür kavuşturan Harun Bey. Nerelerdesin ya? Selman ben, Selman. Alo. Küçük dinli mi yuttun lan? Oğlum sen beni arabada bekle, tamam mı? Senin ne işin var burada Allah'ın cezası? Sana bir daha Foça'ya gelme demedim mi? O zamanlar ailemle pek zaman geçiremezdim. Rüzgar'la da ilişkimiz şimdiki gibi de değildi. Aslında üniversite için çıktıktan sonra Foça'ya bir daha dönmemeyi düşünüyordum. Olay ne zaman oldu? 1,5-2 sene kadar önce. O günden beri takvim bakmayı bıraktım. Tam tarihi bile hatırlamıyorum. Yangın nasıl çıkmış peki? İtfaiye raporuna göre kontakta elektrik kaçağı varmış. Eski her binanın başına geldiği gibi. Keşke gelmeseydik hiç. Nasılsa bir gün gelecektim abi. Nereye kadar kaçabilirdim ki? Ev konusunda da haklıydın ayrıca. Belki de kıymetini bilen birisine satmak en doğrusu. Oradan gelen parayla Rüzgar'ın güvencesi için ona ufak bir daire alır. Kalanıyla da sana olan borcumu öderim. Ay yok, ben bu teklifi onun için yapmadım sakın. Yanlış anlama, üzülürüm. Ha, benim o paraya da ihtiyacım yok. Hiç ödemesen de olur yani. Hiç önemli değil. Abi, bana annemle babamdan pek bir şey kalmadı. İşte birisi bu ev, diğeri de Rüzgar'la gururum. Bırak bari ikisi kalsın. Aile deyince de şimdi ben daha kan sular durur. Tamam peki, sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Thank you.
mekan da bayağı cafcaklıymış ha. Peki bu ana babalar biliyorlar mı? Çocuklarını bir şeytana emanet ettiklerini. Bana bak. Sakın beni tehdit etmeye kalkma, bedelini çok ağır ödersin. Kapa çeneni. Kapa, yoksa seni öldürürüm Selma. Sen evden ayrılacak kadar ne ara büyüdün? Kimseye de görünme. Ata. Yardım edin. Ata. Ata. Ata dur. Ata. Yardım edin. Ata. 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 Yardım et. Ata. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. 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 Ata. Oğlum. Ata. Ata. Çekil. Ata.
da ne olur vur bana yapma oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Gel oğlum. Gel. Çocuklar bir ara sulayın şu bahçeyi ya. Kızım, hız yapmıyorsunuz değil mi? Hayır babacığım, yapmıyoruz dedik ya. Miro kendini aştı resmen. Hız sınırını geçmesin diye arabaları bile sollamıyor. O kadar yavaş gidiyoruz ki kamyonların arkasındaki bütün yazıları ezberledim. Az önce ölüme gidelim dedin de mazot mu yok dedik diye bir yazı okudum mesela. İyiymiş. Evet, annemle Gülce nasıl peki? Gülce okulda. Bu saate kadar arayan olmadığına göre. Her şey yolunda demektir. Annen de senin yoktuğunda kendini mutfağa adadı. Akşamleyin ziyafet var ama soframızda bir kişi eksik, sen yoksun. Ya babacığım yapma böyle ya. Zaten zor tutuyorum kendimi. Hani böyle şey derler ya, insanın burnunun direği sızlıyor diye. Resmen onu yaşıyorum. Ah be kızım ya, iki günlük dünya. Ne kadar yaşayacağımız belli değil. Sen kalktın şehir değiştirmeye karar verdin. Hey Allah'ım ya. Baba o ne biçim laf öyle? Aşk olsun. Hey yalan mı? Bunlar hayatın gerçekleri. Elbet bir gün olacak. Tabii ki bir gün olacak ama bugün değil. Daha çok zaman var. Hem mesela sen benim üniversiteden mezun olurken kep attığımı göreceksin. Düğünümde açılış dansını yapacaksın. Torunlarına yüzme öğreteceksin. Ve hatta onların çocuklarını bile seveceksin. Asla bir yere gitmene izin vermiyorum. Şimdi olmaz. Tamam, hadi ustalar çağırıyor. Habersiz bırakma beni. Tamam babacığım, bırakmam. Seviyorum. Ben seni daha çok seviyorum. Hem de seni tahmin ettiğimden daha fazla. Hadi öptüm. Benim babam beni hiç merak etmez. Belki belli etmiyordur. Yok. Ben onun için tam bir hayal kırıklığıyım. O yüzden mi ondan pek de bahsetmiyorsun? Suat'tan sonra ona söyleyecek tek bir sözüm var. Ya göründüğün gibi ol ya da gözüme gözükme. Ya Miro ya. Gece sınava girecekmiş ha. Kazanır da orada kalırsa Gülce kendini çok kötü hissedecek. Alışır. Alışmak zorunda. Orası öyle de. Üstüne bir de anasıyla babası boşanmasa bari. Ne boşanması? Fatma'ma mı söylesene, ne boşanması? Cem'in kendinden bir şeyler sakladığını düşünüyor. Aldattığından şüphe ediyor. Pek dertli kızcağız. Gerçeği bilse böyle davranmazdı. Ne gerçeği?
Vallahi söz verdim söyleyemem. En azından sana söyleyemem. Çok garip. Ata daha önce benden başka kimseye sarılmamıştı. Özellikle de bir kadına. Annesini hiç tanımadı. Ailem bizi terk ettiğinde Ata 2 yaşlarındaydı. Ya Harun Bey, sakıncası yoksa hiç mi merak etmedi oğlum? Hiç mi aramadı, görmek istemedi? Yani nerede, ne yapar şimdi? Kısacası ailem bana değil servetime vurulmuştu. Ben iflas edip her şeyimi kaybettiğimde Atan'ın da diğer çocuklardan farklı olduğunu öğrendiğinde bizi terk etti. Aklım almıyor. Bir anne çocuğunu nasıl terk eder? Aklım almıyor. Yani ben kızlarım olmadan nefes bulamam, ben yaşayamam. Ben de öyle. Atan'a yazık ki hiç okula gidemeyecek. Üniversite hatıraları olmayacak. Evlenip evlat sahibi olamayacak, baba olamayacak. Hayatını yardımsız tek başına sürdüremeyecek. Yani o benim kaygılarım, üzüntüm, hayal kırıklığım. Ama öte yandan da sevincim, umudum, her şeyim. Ben de diğer aileler gibi teşhis konduğunda otizmle tanıştım. Üstelik Ata spektrumda ağır bir vaka. Ben de elinden gelen her şeyi otizmli aileler için yapmaya karar verdim. Yani otizmli aile diyorum, biliyorsunuz ki otizmli birey yoktur. Otizmli aile vardır. Çok haklısınız. Biz hayatlarımızı onlar için yaşıyoruz. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum. Size duyduğum minneti nasıl açıklayabilirim, nasıl tarif ederim gerçekten bilmiyorum. Olur mu öyle şey? Eğer olma gerçekten bir şey olsaydı. Olmadı. Her şey yolunda, da gayet iyi. Sayenizde Verda Hanım. Sizin sayenizde. Verda. Canım. Oğlum hadi Verda teyzeni bırak, gel yanıma. Hayırdır, ne oluyor burada? Bu ne hal? Cemciğim, Harun Bey'in oğlu havuza düştü de neyse ki çok geç olmadan fark ettik. Eğer Verda Hanım gerçekten yardım etmiş olmasaydı. Geçmiş olsun. İyi misin? Sağ olun, teşekkür ederiz. Gerçekten Verda Hanım'a minnettarız. Olmasaydı... Olur mu öyle şey ya? Harun Bey, aşk olsun. Biz artık izninizi isteyelim. Tekrar her şey için teşekkürler. Ne olur gözünüzü üstünden ayırmayın. Hadi o. Ya bak, ben bu adamın sürekli etrafımızda dolaşmasından bak çok sıkıldım. Gerçekten çok sıkıldım ben. Cem, Allah aşkına bir sakin olur musun? Ya olamam sakin falan. Sen ne yapmaya çalıştığını görmüyor musun adamın ya? Ya adam resmen oğlunu kullanıyor. Ne yapıyor ya?
kullanıyor ya? Ne için kullanıyor oğlum? Ne demek istiyorsun? Tamam. Yok öyle tamam falan. Söylediğin bir şey devamını getir. Ne diyorsun? Tamam biraz abarttım. Kusura bakma. Biraz mı? Ya tamam. Özür dilerim. Oldu mu? Yani adamın sana nasıl baktığını gördüm. Yapma Allah aşkına Cem. Yani ne gördüysen sen yanlış görmüşsün. Ya adamın çocuğu havuza düştü, boğuluyordu, ölüyordu. Yani kurtardım diye adam kendini bana karşı borçlu hissetti. Ya o durumdaki bir baba nasıl bakıyorsa öyle bakıyordu bana. Hepimizi çok ettin Gülce. Nereden bildin ne yapacağını? Baban doktor mu senin? Yo, mimar. Gülce böyle okuyup araştırmayı, her şey hakkında bilgi sahibi olmayı çok sever. Demek böyle meraklı oluşun sayesinde paçayı kurtardın. Aslında sorun paçamda değil, nefes borundaydı. İleride de Gülce'nin ayran kitlesine katıldı, baksana. Okuldan atılacak derken kahraman oldu seninki. Ben onun lambasını söndürmeyebilirim. Özgürcüğüm, hoş geldin. Merhaba abla. Cem abi evde mi? Yok, Gülce'yi okuldan almaya gitti. Ama önemli bir şeyse arayabiliriz. Önemli, çok önemli. Ama benim seninle konuşmam gerekiyor zaten. Gelsene. Görmeliydin Cem amca. Gülce resmen Kaya'nın hayatını kurtardı. Şov yaptı bildiğin ya. Herkesin ağzı açık kaldı. Kızınızla ne kadar gurur duysanız az Cem Bey. Gülce bugün sadece bir hayat kurtarmadı. İlk yardım bilgisinin önemini de hatırlattı bize. Ben hiçbir şey yapmadım ki. Sadece aracının hamilik manevrasının nasıl yapılacağını gösterdim. İşte ben nasıl bu yüzden kızımla gurur duyuyorum. Çok teşekkürler Müdür Bey. Sağ olun. İyi günler. İyi günler müsaadenizle. Hadi gidelim. Eve giderken dondurma yiyebilir miyiz? Annene söylemezsen yiyebiliriz. Olmaz. Tamam peki, sorumluluğu ben alıyorum üstüme. Alican sen de bize gelmek ister misin? İster tabii. Sevgilim ya o benim. Ne hadi. Kaçtır arıyoruz, telefonları açmıyorsun. Hayırdır? Paranı aldın ya Allah'ın belası. Daha ne istiyorsun? Daha fazlasın. Allah'ın verdiği canı ondan başka kimse alamaz. Kitapta bile yeri var. Ama biz ne yaptık? Aldık. Bana bak, sesini alçalt. Sesini alçalt. Yapmak istemediğim şeyleri beni zorlama. Yoksa pişman olursun. Asıl sen pişman olursun. Hangimizin kaybedecekleri daha fazla... Bir ona bakmak lazım. Misal. Ben tek tabanca takılan adamın tekiyim. Senden aldıklarım da çatır çatır bir güzel yedi. Yani benim bir sıkıntım yok. Ama senin için öyle değil. Servetin var. İtibarın var Harun Bey. Oğlun ata var. Bana bak. Bana bak. Oğlumun adını bir daha ağzına alma. Seni buraya gömerim. Ne istiyorsan, ne kadar istiyorsan söyle. Sonra da fırçada. Bir daha da gözüme görünme. Allah Allah. Biz de sana bayılmıyoruz Harun Bey. Ama önce bir fiyat güncellemesi yapmak gerekiyor. Şöyle enine, boyuna bir fiyatı hesaplayayım. Sana bildiririm. Haydi Allah'a emanet. Ki ödeyebilirsin.
Konu Cem abiyle ilgili dedi. Kocamla ilgili benim bilmediğim bir şey biliyorsun. Ne oluyor Özgür? Merda abla, ben seni üzmek istemiyorum ama Cem abiye de söylemeyeceğime dair söz vermiştim. Tamam, ben anladım. Kurtarayım seni kıvranmaktan. Cem'i başka bir kadınla gördün. O da bunu senden aklamanı istedi değil mi? Yok yok abla, öyle bir şey değil. Tamam, o zaman kumar meselesi. Biliyorum o konuyu da Özgür. Konuşabilirsin. Hayır abla. Konu Cem abinin sağlığıyla ilgili. Yani böyle bir şey nasıl söylenir gerçekten bilemiyorum. Doğrudan söyle lütfen. Abla, Cem abi hasta. Hem de çok hasta. Şey mi oldu? Kocamın hastalığını benden daha ne kadar saklamayı düşünüyordun? Cem'in kararıydı. Yanlış yaptığını ben de söyledim ona. Ha öyle mi? Söyledin bitti yani, o kadar. Ya nasıl ya? Nasıl Erhan? Ya bizim yıllarımız geçti tamam. Son zamanlarda görüşemiyoruz ama ya senin yediğin içtiğin Cem'le ayrı gitmezdi. Biz tatillerimizi bile birlikte yaptık, sen öyle bir şey benden nasıl saklarsın? Lütfen affet. Ama doktor hasta gizliliği nasıl bir şey biliyorsun? Bana bunu sorduğuna göre sen kimden öğrendin? Gülce'nin yelken öğretmeni Özgür'den. Düşünebiliyor musun? Ben kocamın hastalığını kızımın öğretmeninden öğreniyorum. Yani Cem bana söylememiş, benden saklamış. Gitmiş onunla paylaşmış. Şimdi çocuğa söz verdiğim için gidip Cem'le de yüzleşemiyorum. Erhan, Cem'in hastalığı ne? Ne olur anlatır mısın? Çok mu önemli? Ne etkisi var? Tamam, önce biraz sakinleş. Kendine gel, sonra konuşuruz. Çay ya da su ister misin? Hayır. Hiçbir şey istemiyorum. Senden tek bir şey istiyorum. Lütfen Cem'in hastalığını en başından itibaren bütün detaylarıyla bana anlat şimdi, tamam mı? Ondan sonra da Özgür'ün arada kalmaması için Cem'in bir şekilde hastalığını bana itiraf etmesini sağla. Artık bu kadarını yaparsın herhalde. Erhan, lütfen. Abicim. Abicim. Seninle geleceğim diye tutturdun ama barda canın sıkılacak biliyorsun değil mi? Sıkılmayacak abicim, sıkılmayacak. Taşlarımı aldım, taşlarımı. Abicim. Sen burada beni bekle. Uzaklaşma bir yere, tamam mı? Gözüm üzerinde olacak. Benim de. Zannettim. Bir tuş mesafende olduğumu söyledikten sonra mı? İstanbul macerası nasıl gidiyor? Otele yerleştiniz mi? Evet, ben otele yerleştim Özgür. Miro ailesiyle kalır herhalde. Yani beni bıraktıktan sonra ne yaptığını bilmiyorum. Yolculuk nasıldı? Gereksiz uzun. Özledin mi? Yani buradaki aileni, Gülce'yi falan. Tahmin ettiğinden çok daha fazla, hem de gittiğim andan beri.
Gitmek bazen kendinde kalmaktır. Tadını çıkar. İçimizdeki şair coşmuş yine kaptan. Ya, söyleyene değil, söyletene bak demişler. Seninle sabaha kadar konuşmak isterdim ama işe gitmem gerekiyor. Evet, benim de dinlenmem gerekiyor malum. Yarın büyük gün. Sana güveniyorum. İyi dinlen, tamam mı? Teşekkür ederim, iyi geceler. İyi geceler. Neyin var? Bir şey mi? Ha bir de yalan söylemek. Ben 40 yıllık karımı tanımaz mıyım ya? Bugünkü hadise yüzündense ya. Bugün bir şey olmadı ki. Yok yani şey... Gece de aklım kaldı. Benim de aklım orada ama yemek yememe engel değil. Ben yemeğimi bitirdim. Çatalımı ve tabağımı lavaboya koyduktan sonra 9 dakika resim yapmak için odama çıkacağım. Ali Can'la da konuşacağım. Babacığım, Ali Can'la konuştuktan sonra geceliğini giy. Olur mu? Öyle uygunsuz kıyafetle olan çocuklarıyla konuşulmaz gece. Gecelik uygunsuz kıyafet değil ki. Uyku kıyafeti. Tamam babacığım. Ali Can'la konuş. Geceliğini sonra giy. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ne oluyor ya? Ne oldu şimdi? İçimden geldi. Sen gerçekten bugün biraz tuhafsın. Ha, hoşuna gitti mi diye soracak olursan... Üf, hem de nasıl hoşuma gitti. Sen ne tatlı şeysin öyle ya, ha? Son zamanlarda bu... senden duyduğum şüpheler, güvensizlikler seni çok üzmüş. Ya ben de çok saçma sapan davrandım mesela. Kumar meselesini sakladım senden falan ama... Neyse canım eğer çok şey yaptıysan bir öpersin geçer. Deli. Bunda kurtulamazsın. Düştün artık kucağıma. Çok seviyorum seni. Gerçekten. İyi ki seninle karşılaşmışım. İyi ki bu yolu birlikte yürüdük seninle. Her an çok güzeldi. Bence de. Sakın bir yere gitme olur mu? Sakın. Ben sensiz yarım kalırım çünkü. Biraz klişe olacak ama... bizi ancak ölüm ayırır. Tabii canım. Arayı bu kadar uzatmayalım. Ya en küçük ayaktayız zaten ya başında. Aa yok. Derneğin yemeği olmaz. Orada vazifeliyiz. Tamam. Görüşürüz. Oscar'lık performans vallahi baba. Çevren senin en duyarlı... en eğlenceli adam olduğunu falan zannediyor değil mi? Belki de öyledir. Senin derdin benimle gerçi. Ne istiyorsun? Kiminle başın dertte yine? Yok, akıllandım artık. Ki öyle bile olsa sana söylemem. Adi dövüşmüyorsun çünkü sen. Sırttan falan bıçak diyorsun. Ben kim neyi hak ediyorsa onu verdim. Sen oğlunu polise ispiyonladın be. Ne yapmamı bekliyorsun? Özür dileyip ayaklarına mı kapanayım? Üstelik bunu yapması gereken senken. Kardeşim ben öldürmedim. Ama ölümüne sebep oldun. Artık senin oğlun olmak istemiyorum. Yüzünü görmek, sesini duymak da istemiyorum. Sen benim için artık yoksun baba. Belki de hiç olmadın ki. Tamam o zaman. Gitmeden şu arabanın anahtarını ve kredi kartlarını alayım.
Doğru ya. Nasıl unuturum? Al. Belki paranın her şeyi satın alamayacağını öğrenirsin. Başın sağ olsun bu arada. Bugün ikinci evladını da kaybettin. Çarptı, taşı düşürdü. Çarptı, çarptı, taşa çarptı. Kral! Ne yapıyor? Kral! Ne bu ya? Kalp taşı. Kalp taşı mı? Haa, kalp taşı. Mustafa, kalp taşı ha. Bu benim olsun be. Olmaz, olmaz. O rüzgarın, rüzgarın. Ha, Mustafa, senin olsun olur. Olmaz, olmaz. O rüzgarın kalp taşı. Aa, kalp taşım burada, al. Rüzgarın, rüzgarın. Al. Tamam, dur. Bu rüzgarın kalp tamam, taşı. Al burada taşını. Bak, burada taşı. Olmaz, olmaz. Al, tamam. Abicim, kalp taşını vermiyorlar. Ya, tamam, al Mustafa da taşın, hadi. O rüzgarın kalp taşı be. Tamam, gel gel, al taşını al. Ver, gel ver, bakayım. Kalp... Dur bir dakika, dur dur. Ne taşıydı bu ya? Kalp taşı, o rüzgarın kalbi. Ver. Al. Rüzgarın kalp taşı. Tamam, al kalp onu. Kalp taşımı ver, kalp taşımı ver, kalp taşımı ver. Hüseyin, burası sende. Tamam, al. Al, al. Abicim, vermiyorlar kalp taşımı, abicim. Rüzgar. Abicim, kalp taşını vermiyorlar, abicim. Oğlum, kalp taşını oğlum, ver. Baba. Taşımı ver. Benle bir kişi yok, tanımıyorum oğlum ben onu. Vurmak yok, vurmak yok. Vurmak yok abiciğim, vurmak kötü, kötü, kötü vurmak, kötü vurmak. Olmayacakmış anlayız lan siz. Abiciğim vurma, vurma, vurma. Vurma abiciğim. Abiciğim vurma. Vurma abiciğim. Vurmak yok, vurmak yok. Bırak, bırak, bırak. Vurmak yok. Vurmak kötü, vurmak yok, yok, yok. Abiciğim vurma, vurma, vurma. Sakin. Git, git, seni de istemiyorum. Git, istemiyorum. Vurmak kötü. Vurmak kötü. Git, seni de istemiyorum. Yok, git. Rüzgar anneyi istiyor, anneyi istiyor Rüzgar. Annesini istiyor, annesini, annesini. Sakin. Seni de istemiyorum, seni de istemiyorum. Sakin. Rüzgar annesini istiyor. Uyumam lazım ya. Telefonun sessizdeyse ayrı, değilse ayrı üzüleceğim. İyi değilim gece. Uf, neyin peşindesin Miro ya? Bu sefer de iyi niyetimi suistimal edersen seni asla affetmeyeceğim. Neyin var? Konuşmaya ihtiyacım var. Yarın sınavım var diye yazıp yazmamayı çok düşündüm. Ama gerçekten senden başka hiçbir arkadaşım yok. Ne oldu ki? Babamla konuştum. Tamam, kaldığım otelin önündeki parkta buluşalım. Beni de uyku tutmuyordu zaten. Ama sadece yarım saat. Gecenin bu saatinde sizi rahatsız ettiğim için çok çok özür dilerim.
Bir de onca şeyin üzerine. Kendimi uzun süredir ilk defa Rüzgar'la ilgili bu kadar çaresiz hissettim. Özgürcüğüm, lütfen özür dilemeyi bırakır mısın artık? Biz anlarız birbirimizin halinde. Rüzgar'a ne olmuş? Kötü bir şeye tanık olmuş, o da onu acite etmiş. Doktor da sakinleştirici yapmak zorunda kaldım. Uyaranlar yüzünden mi? Aslında benim yüzümden. Kendime hakim olamadım. Olur öyle şeyler insanız. Olmamalıydı abi. O kadar kötüydü ki beni itip durdu. Sarılmam fayda etmedi. Kendini resmen kilitledi. Annemi görmek istiyorum dedi. Ben de o yüzden seni aradım Verdi abla. İyi etmişsin. Ben de onun annesi sayılırım. Hem Rüzgar bunu çok iyi biliyor. Ama bu fizyolojik olarak imkansız. Rüzgar'ın annesi olmak için onu doğurmuş olman gerekiyor. Boncuğum, bazen insan doğurmadığıyla da çok güzel bir sevgi bağ kurabilir. Üstelik Rüzgar annesini kaybettiği için buna gerçekten çok ihtiyaç duyuyor. Ben sizi kaybetmek istemiyorum. Hadi biz yatalım. O da biraz dinlensin, istirahat etsin. Sen de dışını fırçalarsın. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Kritik bir zamanda seni çağırdım. Ne oldu? Babamla tüm bağımızı kopardık. Aslında yeni bir şey değil. O benden çoktan vazgeçmişti. Neden ki? Yani bir sebebi olmak zorunda. Sonuçta baban. Niye kendi adımı değil de Miro'yu kullanıyorum biliyor musun? Emir, Emel ve İrfan, ilk geceleri, yani annemle babamın. Fark etmemişim. Erfan, kardeşimin adı. Emel ve İrfan'ın ikinci geceleri. Bir kardeşin olduğunu bilmiyordum. Artık yok. Ben 12 yaşındayken öldüm. Çok üzüldüm. Benim yüzümden. O yaz tekneyle Dalyan'a uğramıştık. Garip dalları göreceğiz diye tutturduk. Her zaman açıktan girerdik denize. O gün kıyıya indik. Elfan'la ben 5 yaşındayken özel ders almıştık. O yüzden çok iyi yüzüyorduk. Elfan benden 3 yaş küçüktü. Ama annemle babam birlikte yüzmemizi sorun etmezdi. Beraber göl kenarına yürüdük. Sonra kıyıya kadar yüzdük. Sonra geri dönmeye karar verdik. Meğer girdiğimiz yer tatlı suyla tuzlu suyun karıştığı yermiş. Yolu yarılayınca Elfan ben yoruldum abi dinleneceğim dedi.
kendini suyun içinde bırakmasıyla da deniz onu yuttu. Dip akıntı varmış. Baban da bu yüzden seni suçluyor değil mi? Belki de haklıdır. Bu gece beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Ne demek? Arkadaşlar böyle günler içindir. Rüzgar'ın yanında kalmak istemediğine emin misin Özgürcüğüm? Bak, gecenin odası boş. Eve gitsem daha iyi olacak. Yeterince emrivaki yapıp yük olduk zaten. Nasılsınız? Doktor sabaha kadar uyur dedi Rüzgar. Benim telefonum her zaman açık abla. İstediğin zaman arayabilirsin. Tamam canım, nasıl istiyorsan. Ya bu yaşananlar senin işinle ilgili bir sorun yaratmadı inşallah. Sorun yaratmadı abla. Kovuldum. Ne? Ya kardeşinden dolayı sana anlayış göstermeleri lazım. İnan şu an en son dert ettiğim şey şu iş mevzusu. Sen nasılsın abla? Darmadağın. Ama kuyruğu dik tutmaya çalışıyorum. Bugün doktora gittim. Ondan Cem'i hastalığın kendi kendine söylemeye ikna etmesini istedim. Yani hatta biraz baskı yaptım. Bekliyorum işte söylesin diye. Bizim sevgimiz onun hastalığını yenecek. Ben buna inanıyorum. Ben her koşulda yanınızda olacağım. Biliyorum. Biliyorum canım. Kocanın bize kattığı en değerli şey sen ve kardeşinsin. Lütfen sen de Rüzgar'ın manen de olsa bir annesi olduğumu unutma, olur mu? Biz bir aileyiz. İyi ki varsınız. Siz de öyle. O zaman ben gideyim abla. Sabah erkenden gelip Rüzgar'ı alırım. Gelme istersen ya. Yarın hafta sonu, acele etme. İkisi birbirine çok iyi geliyor zaten, Rüzgar'la Gülce. Oynarlar, oyalanırlar. Ben de biraz kafa dağıtırım. Tamam abla. İyi geceler. İyi geceler. Özgürleri sandığımdan da ağırmış. Sen bir de onu kovulduğundaki suratını görecektin abi. Sen kendini yine ele vermeseydin iyiydi de. Yok be abi, ne ele vermesi ya? Yani hani biz beyefendinin çalıştığı bara müşteri olarak gitmiş olamaz mıyız? Koça yani sonuçta, küçücük yer. Ha, anlamış mıdır diye. Özgür hafife alma. İyi biri olduğu kolay lokma olduğu anlamına gelmiyor. Abi hele bir beş parası kalsın, ben göreceğim onun iyi niyetini de inadını da. Senin problemin ne biliyor musun Fikret? Nedir abi? Sen karşındaki insanı fazla küçümsüyorsun. Yani tam olarak algılayamıyorsun. Özgür'ün inadını kıracak şey parasızlığı değil, gururu. O Cem'e olan borcunu ödeyemese kahrından ölür. Ve şimdi de başladığı noktaya geri döndü. Yani elinde sonunda kaçakçılık yapmak zorunda kalacak. Balık oltaya geldi diyebilir miyiz abi? Balığı gördüm, aklıma geldi.
Kaptan. Tek tabancasın. Hayırdır? Rüzgar nerede? Rüzgar Cem abilerde kalacak. Bir de uzun hikaye ya. Sonra anlatırım. Çok yorgunum da. Gülce için iyi olmuş gece burada değilken Rüzgar'ın orada kalması. Acaba sen nasıl avunacaksın? Rüzgar yok diye mi? Hayır. Gece yok diye. Ben gerçekten şiştim biliyor musun? Sen konuşmadıkça, anlatmadıkça ben şiştim. Hadi dökül, konuş. Şimdi mesela benimle pratik yap. De ki, ben gece gitti diye çok üzgünüm. Onu çok özlüyorum, kahroluyorum de. De işte bir şeyler. Aslında... Evet. Şimdi gecenin yanımda olmasını isterdim. Çok iyi gidiyorsun. Yani bu akşam benim için çok zor bir akşamdı. Beni de en iyi gece anlardı. Biliyor musun? Yanında olmasını isteseydin o senin yanında olurdu zaten. Ama sen hiçbir şey söylemedin. Böyle kaldın sadece. Aynen. Böyle bön bön bak tamam mı? Kös kös otur. Hiçbir şey söyleme. Kal böyle. Sensiz.
29 Gülay Yaman. Sakin ol Gece, daha 5 kişi var. Telefonun sesini kısayım. Ablacığım, ne güzel bir sürpriz böyle. Rüzgar, siz birlikte misiniz? Birlikteyiz, birlikteyiz. Ben dün gece sizde kaldım prenses, sizde kaldım. Öyle mi? Neden peki? Abin nerede? Abi deme, abi deme. Özgür çok bağırdı, çok kızdı. Ne oldu? Özgür Hoca'nın çalıştığı barda kavga çıkmış. Ama kimseye bir şey olmamış. Rüzgar da ajite olmuş, doktor ona sedatif ilaç vermiş. O yüzden gece biz duyduk. Anladım ablacığım ama herkes şu an iyi değil mi? İyiyiz, iyiyiz. Sana şans diliyoruz prenses, şans diliyoruz. Teşekkür ederim. Bunu akıl etmiş olmanıza da çok şaşırdım ayrıca. Biz akıl etmedik ki. Babam söyledi. Dedi ki, geceyi arayın. Ona çok şans dileyin. Çok sevinir dedi. Sevindin mi? Çok sevindim. Hatta bütün heyecanım böyle uçtu gitti. Heyecanlandığımızda kalp atışlarımız hızlanır, kan basıncımız yükselir. Onun için çok da işe yaramayacak olan sindirim sistemimiz yavaşlamaya başlar. Vücudumuzdaki kan hayati organlarımıza hücum eder. Ellerimiz buz keser. Çünkü vücut o an yeni şeyler almaya değil, elindekileri korumaya odaklanır. Bu sıvı atılımının durdurulması demektir. Bedenimiz kriz anını öngörerek kendini yokluğa karşı koruma altına alır. Anladım ablacığım. Bu bilgileri bildiğim iyi oldu ama ben şimdi heyecandan sınavda sesim titrerse kaybederim sınavı. Ne olacak o zaman? Balon şişir prenses, balon şişir. Evet, aynı bana söylediğin gibi. Balon şişir, say say. Derin derin nefesler al ve ver. İşe yarıyor. Tamam, bunu tutacağım aklımda. Öpüyorum sizi çok. Beni öpme, sevmiyorum. Öp öp, beni öp, beni öp. Sarıl, öp. Tamam, anlaştık. Hadi bay bay. Balon, iyi fikir aslında. Seni güldürmek istedim. Özgür. Cem abi, en azından. Cem abi. Cem abi. Cem. Baba. Cem abi. Abi. Anne baba. Baba! Cem! Baba, baba iyi misin babacığım? Babacığım iyi misin? Babacığım artık geç kalma. Anneciğim yani kalksın artık evine gelsin ya. Nedir bu yani? Kaç gündür serada kalıyor, ne olacak böyle konuşmayacağız diye. Aa! İyi misin? İyiyim. Nasıl iyisin? Anne, hadi. İyiyim. Dur, gözüm karardı gözüm. Şey yemedin mi? Kahvaltı etmedim. Tansiyonum düştü herhalde. İyiyim ama ben. Tamam, endişelenmem lazım. Erhan Cem'in hastalığı ne? Ne olur anlatır mısın? Çok mu önemli? Ne ilgisi var? Tamam, önce biraz sakinleş. Kendine gel, sonra konuşuruz. Çay ya da su ister misin? Hayır.
Hiçbir şey istemiyorum. Senden tek bir şey istiyorum. Lütfen Cem'in hastalığını en başından itibaren bütün detaylarıyla bana anlat şimdi, tamam mı? Ondan sonra da Özgür'ün arada kalmaması için Cem'in bir şekilde hastalığını bana itiraf etmesini sağla. Artık bu kadarını yaparsın herhalde. Berda Hanım. Harun Bey. Merhaba. Atay'la size bir sürpriz yapmak istedik de. Ata? Öyle mi? Ne gerek vardı? Dünkü kahramanlığınızdan sonra bir teşekkür hediyesi vermek istedik. Ya hiç gerek yoktu. Zahmet etmişsiniz. Oğlum sayenizde uzun zaman sonra çok mutlu oldu. Değil mi Ata? Ya oturmaz mısınız? Böyle ayakta kaldınız. Ne dersin? Biraz oturalım mı? Ata tamam dedikten sonra bize söz söylemek düşmez. Gel bakalım. Gel. Gel böyle yanıma. Gel canım. Şöyle bırakayım. Hiç gerek yok değil mi? Neymiş çok merak ettim. Umarım beğenirsiniz. Harun Bey, çok güzelmiş ama gerçekten bu kadar büyük bir şeye hiç gerek yoktu. Bu kadarı da fazla artık yani. Kabul etmeniz için ısrar ettiği anlamına geliyor bence. Öyle mi? Bu kadar renkli tercih etmediğinizi biliyorum ama bunun size yakışacağına çok eminim. Merhabalar. Cem'ciğim merhaba. Harun Bey ile Ata dün için teşekkür etmeye gelmişler de. Evet. Neticede oğlum hayatını verdi hanıma borçlu. Siz de teşekkür etmek için geldiniz. Bu hediye de onun için, öyle mi? Çok incisiniz. Hayatım, sen misafirlerimize edecek bir şey ikram ettin mi? Ben akıl edemedim onu. O zaman Ata'ya limonata getireyim, size de kahve yapayım. Zahmet olmasın lütfen. Sadece lütfen, zahmet ne demek? Biz de oturup biraz erkek erkeğe baş başa konuşuruz. Hadi. Ata sen benimle gelir misin, bana yardım eder misin? Hadi gel. Sen gelsene biraz şöyle. Bir konuşalım. Gel gel. Ne yapmaya çalışıyorsun? Cem Bey, ne yapıyorsunuz? Yanlış anladınız sanırım. Bakın. Karımın çevresinden, ailemin çevresinden uzak dur. Anlamadım. Ben senin ne yapmaya çalıştığını anladım ama. Bak, seni ilk ve son kez uyarıyorum. Peki tam olarak hangi konuda uyarıldığını söyleyebilir misiniz lütfen? Sen nasıl bir babasın lan? Kendi pis emeller için çocuğunu alet etmek hiç mi vicdanını sızlatmıyor seni? Haddinizi aşıyorsun Cem Bey. Karımdan uzak. Bakın size sinir yaramıyor. Sakın. Benim yüzümden size bir şey olursa aileniz ortada kalabilir. Sen beni neyle tehdit ediyorsun be? Kahveler geldi. Harun Bey'in acil bir işi çıktı gidiyor. Evet Verda Hanım, acil çıkmam lazım da. Hadi Ata, gel oğlum gidelim. İyi günler Verda Hanım. Bir kahve alacağım olsun. Buyurun.
yaptığına hala inanamıyorum. Şaka gibi. Vallahi ben de. Daha demin Rüzgar ve Gülce ile telefonda konuştum bu arada. Barda bir iki sıkıntı olmuş. Sorun yok değil mi? Yok, önemli bir şey değil ya. Rüzgar sadece birazcık etkilendi. Sen düşme bunları şimdi. 33 Sabriye Göktaş. Özgür. Özgür, bir kişi kaldı. Çok pardon, ben böyle heyecandan yapıştım bir anda. Ellerim buz gibi olmuş. Biraz ısıtalım. İyi ki geldin. Bence de. Biliyorsun, bu sınavı kazanırsam yılda ancak birkaç ay görüşebileceğiz. Öte yandan hayallerini gerçekleştirmiş olacaksın. Senin hayallerin peki? Benim hayal kurmaya hakkım yok ki. Adım Özgür ama ben değilim. Yeterince ısındılar bence. Ne? Ellerin. Doğru. Teşekkür ederim. Hangi şarkıyı okuyacaksın? Yalnız değil, sensiz. Kendi bestem. Yalnız değil, sensiz. Güzelmiş. Yani hüzünlü ama anlamlı. Ne yap biliyor musun? Gözlerini kapat. Kendini arka koyda gibi hisset. Şarkını da dalgalara karşı oku. Olur mu? 34 Gece Olgun. Bunu da alıyorum yanıma. Arka koydayız, unutma. Ben buradayım. Gerçekten ben artık seni tanıyamıyorum Cem. Ya eve gelen misafiri köşeye sıkıştırıp da böyle tehdit etmek falan ne demek? Sen sokak serserisi misin ya? Ya sen ne diyorsun Allah'ım? Anlatamıyorum. Bak adam sana elbise almış, elbise. Adama tutup da sen bunu bana nasıl alırsın diyeceğin yerde kalkmış bana hesap soruyorsun ya. Ben sana hesap falan sormuyorum. Çocuğu teşekkür için al demiş babasına, istemiş almış işte ya. Ya işte konu da bu ya zaten. Adam sana yaklaşmak için zavallı çocuğunu kullanıyor ya. Sakin olur musun? Saçmalama lütfen, rica ediyorum. Bak çocuklar duyacak, hadi tamam. Yahu sen gözünün önündeki bu kadar açık gerçeği görmüyor olamazsın yani. Cem saçmalama lütfen. Gülce senden böyle bir şey istese sen yapmaz mısın? Allah'ım delireceğim ya. Kaç yıllık karıma ben laf anlatamıyorum. Yahu adam senin hangi rengi sevdiğini bile biliyor. Çünkü köpek balığı gibi avının peşinde koşuyor herif. Ay, hakikaten saçmalıyorsun, dinlemeyeceğim ben. Sonunu dinle. Bunu görmeden gidemezsin. Bunu senin üzerinde asla görmeyecek. Üzerinde göremeyecek, tamam mı? Bu senin üzerinde onun tarafından. Ya ne? Thank you.
Nasıl geçti? O kadar iyi geçti ki yani beklediğimden de iyi geçti. Yüzlerini görmen lazımdı bence. Çok etkilenmiş gibilerdi. Süper. Şimdi iki gün var daha sınavın açıklanmasına. Nasıl geçecek bu zaman ben? Bence düşünmen daha hızlı geçecek. Ve ben seni oyalamak için de elinden geleni yapacağım. Aslında şey diyorum, eğer Rüzgar için de bir problem olmazsa sonuçların açıklanmasını burada beklesek. Ben de sana bir minik İstanbul turu attırırım. Süper olur valla. Efendim Fatma Baba. Tamam. Tamamdır. Tatsız bir şey mi var? Ne oldu? Hemen Foça'ya dönmeliyiz. Neden? Rüzgar'a bir şey mi oldu yoksa? Rüzgar'ı. Ama babanı hastaneye kaldırmışlar. Bana yalan söyledi. Hani anne babalar yalan söylemezdi. İyiyim dedi, yorgun olduğum için oldu dedi. Erhan abi de yalan söyledi. Teşhisim doğruydu. Fatma abla, çocuklar sana iyi. Tamam, gözün arkada kalmasın. Ben de geleceğim. Yok Gülce'cim, ne olur. Bak ben bir de senin için endişelenmek istemiyorum, tamam mı? Sen kal, baban iyi olacak, ben sana haber vereceğim. Gece gelsin o zaman. Ben aradım, yoldalar, geliyorlar. Hem sen gidersen Rüzgar yalnız kalır. Hiç misafirler evde yalnız bırakılır mı Gülce'cim? Evet. Görgü kurallarına göre misafirler evde yalnız bırakılmaz. Ya. Evet, bırakma beni, bırakma. Güçlü durmaya çalış. Korkacak bir şey yok. Zaten hemen gelmiş ambulans, da hastaneye götürmüşler. Özgür daha önce de bayılmıştı. Sen de oradaydın biliyorsun. Ya o zamandan beri devam eden bir şeyse? Allah'ım ne olur bir şey olmaz. Bak kötü bir şey yok değil mi? Bana doğruyu söyle lütfen. Benim ailemle vedalaşma şansım olmadı. Babamla son telefonumda acelem var diye, onu geçiştireyim diye çektiğim vicdan azabını bilemezsin abi. Anneme son kez sarılma şansım olmadı diye ne kadar ağladım bilemezsin abi. Lütfen. Lütfen bak sen onlarla vedalaştın ama onlara bu şansı vermedin. Bak yalvarıyorum lütfen abi. Ben kaç gece sabahladım biliyor musun? Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşünerek. O yüzden yapalım. Böylesi en iyisi. Alalım artık hastayı. Abi yalvarıyorum ne olur. Kimseye bir şey söyleme. Yalvarıyorum kimseye abi. Kimseye bir şey söyleme. Ben de... Fatma babanın söyledikleri dışında hiçbir şey bilmiyorum. Zaten kötü bir şey olsa annen arardı seni. Dur babama bir şey olmasın, ne olur babama bir şey olmasın. Gülce peki? Kesin çok panik yapmıştır o da ya. Tamam sakin ol. Kardeşlerimiz olayları bizden daha farklı algılıyor biliyorsun. Zaten Gülce çok akıllı bir kız. Eminim senin kadar dağılmamıştır o. Sadece güven duygusu sarsılmıştır. Yanında Fatma babayla Rüzgar'ın olması da iyi. Özgür,
Ben bir an önce gitmek istiyorum. Lütfen biraz daha hızlı kullanır mısın? Tamam, ben seni sağ salim en hızlı şekilde götüreceğim. Merak etme. Nabız 110, tansiyon 160'a 90. Hiçbir kasta tepki yok. Ne demek o? Ne demek kasta tepki yok? Biz sadece rutin kontrolleri yapıp önden hastaneye bildiriyoruz. Teşhisi uzman doktorlarımız koyabilir ancak. Cem. Biz bırakma ne olursun Cem. Aşkım bir bırak. Berda Hanım, geçmiş olsun. Önce çok üzüldüm. Cem Bey'in durumu nasıl? Ameliyat hazırlıyorlar. Benim yüzümden oldu. Gerçekten çok özür dilerim. Cem Bey belki bahsetmemiştir. Yani hediye meselesine üzüldü, ona sıkıldı. Ben durumu yanlış anladığını anlatmaya çalıştım ama... yani masum bir hediyenin... onu bu kadar üzeceğini bilseydim eğer. Yani işte. Siz de bilerek yapmadınız tabii. Geçmiş olsun. Kim yapacak ameliyatı? Operasyonu yapmak için yurt dışından gelen hekim arkadaşım Cem vazgeçince geri döndü maalesef. Ne olacak peki? Kaybedecek vaktimiz yok. Operasyonu ben yöneteceğim. Değil mi? Elimden geleni yapacağım. Ama her an her şeye hazırlıklı olmalıyız. Daha önce de söylemiştim. Oldukça riskli bir operasyon. Başarı şansı %30. Çok pardon. Pardon. Cem Olgun nerede? Ben kızayım, annem aradı. Nerede? Konu neydi tam olarak anlayamadım. Ya nesini anlayamadınız? Babam rahatsızlanmış, buraya getirmişler işte. Nerede söyleyin lütfen, görmek istiyorum. Tamam Gece, sakin ol. Ameliyathane ne tarafta? Koridorun sonunda asansör var. -2A'nın ameliyathane yazısını göreceksin. Tamam, teşekkür ederiz. Anne. Gece. Anne. Gece. Anne. 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 Ben üzülmeyeyim diye mi? Öyle dediniz, babama ameliyat alacaklar. Alacaklar anneciğim, alacaklar. Ameliyatı hazırlıyorlar ben. Bak Erhan abi yapacak ameliyatını. İyi olacak tamam mı? Ne olmuş peki? Beyin tümörü. Nasıl şimdiye kadar anlayacağım bana anne? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Anneciğim. Oh. Ya. Atma baba. Cem amca hastanede öyle ölüm kalım mücadelesi verirken biz burada böyle... ne bileyim, garip işte ya. Ben çok yemek yemek istemiyorum. Yavrum, böyle zamanlarda herkese bir görev düşüyor işte. Bizim görevimiz de o çocukların bu olaydan etkilenmemesini sağlamak. Bak, masaya otur, istersen yeme. Ama onların yemesi lazım. Berkay, dışarıda durumlar nasıl? Yani şimdilik asayiş Berkemal ama... dua edelim Cem abiye bir şey olmasın ya.
Çünkü böyle bir şeyin haberi Gülce'ye nasıl verilir ben hiç bilmiyorum yani. Ağzından el alsın. Vallahi hepsine yardımcısı olsun. Sen bu çocukların kolunu kanadını kırma yarabbim. Yaptığım hesaplamalara ve baktığım istatistiklere göre babamın böyle bir ameliyattan kurtulma olasılığı %30. Baba ölmesin, baba ölmesin sakın. Rüzgar'ın babasıyla annesi öldü, Gülce'nin ölmesin sakın. Onlar öldüğünde ne yaptın? Rüzgar üzüldü, üzüldü, çok üzüldü Rüzgar. Ağladı, bağırdı, vurdu. Sonra abicim geldi. Ben hiç üzülemiyorum. Öfkeleniyorum. Korkuyorum. Rahatsız oluyorum ama üzülemiyorum. Ama belki babamı bir daha göremezsem üzülebilirim. Sakın sakın Gülce üzülmesin sakın. Ben diğer canlılar gibi babamın da yaşamının net ve keskin bir biçimde sona ermesini istemiyorum. Onunla seyahat etmek istiyorum. Uzay hakkında konuşmak ve dart oynamak istiyorum. O bana annemden gizli dondurma alsın. Sonra ben de anneme itiraf edeyim istiyorum. Komedinime gece suyu koysun istiyorum. Bir de şu anda ağlayacak gibi hissediyorum. Sakın sakın Gülce ağlamasın. Sakın ağlamasın Gülce. Ölünce kalplerde yaşarız. Abicim söyledi. Babamla annem ölünce kalbimizde yaşadı. Baban ölürse kalbimizde yaşar. Kalbimizde değil de evimizde yaşasa olur mu? Ağlama Gülce, ağlama, ağlama. Yok ben delireceğim. Niye bu kadar uzun sürdü? Kesin bir sorun var anne. Yok Erhan amin söyledi bak uzun sürecek ameliyat dedi. Korkma kızım bak baban emin eller. Özgür sen evdekileri aradın mı? Konuştum abla. Belki hiçbir sıkıntı yok dedi. Beklediğip başından savabileceğini mi sanıyorsun beni? Açacaksın ulan o telefonu. Açacaksın. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar arayın. Ben sana yapacağım bilirim Harun Efendi. Sen babanı hiç mi tanımıyorsun? O kızlarını bırakıp bir yere gider mi? Niye babama bir şey olursa? Olmayacak. Göreceksin bak. Sapasağlam çıkacak o ameliyatta. Alacağız evimize gideceğiz baba. Alo? Özgür Bey, merhaba. Salim Usta ben. Bu sizin yanan evin renovasyon işiyle ilgili aradım. Buyur ustam, dinliyorum. Cem Bey ulaşamayınca size söyleyeyim dedim. Cem Bey, yangının elektrik kaçağından çıktığını söylemişti. Sigorta kutusunu sökerken arkadaşların dikkatini çekmiş. Kablolar da sigorta kutusu da temiz. Doğru dürüst hasar bile almamış. Özgür. Kablolar da sigorta kutusu da temiz. Doğru dürüst hasar bile almamış. Ne oldu oğlum? Kötü bir haber mi var? Ailemi kaybettiğim yangın
elektrik kaçağından çıkmadığını soruyorlar abi. Nasıl? Cem abi bizim evi yeniliyordu. Eğer dedikleri doğruysa yangının itfaiye raporundaki gibi olması mümkün değil. Babam iyi mi? Erhan. Erhan Cem nasıl? Üzgünüm Erda. Çok üzgünüm.